Sevgili izleyiciler merhaba. Ben Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden Profesör Doktor Soner Kazaz. Uzmanlık alanım süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı olup bu alanda 26 yıldır araştırmalar yürütmekteyim. Birazdan güllerde budama nasıl yapılır'a yönelik videoyu izleyeceksiniz. Sizlere öncelikle budamayı tanımlamak istiyorum. Budama, verimsiz, kuru, yaşlı, hasta ve zarar görmüş dalların kesilerek ayıklanması ve uzaklaştırılması işlemidir. Peki güllerde budama neden yapılır? 1. Bitkilere iyi bir şekil ve form vermek için. 2. Bitkinin estetik görünümünü yani görsel kalitesini artırmak için. 3. Bitkimizde daha fazla çiçek elde etmek için. 4. Bitkimizdeki çiçek kalitesini artırmak için budama işleminin mutlaka yapılması gerekiyor. Peki budama ne zaman yapılır? Sevgili izleyiciler, güllerde budama kış sonu ve ilkbaharın başında yapılması gerekiyor. Bölge ve illere göre değişmekle beraber en uygun budama zamanı Şubat ve Mart aylarıdır. Budama işlemi gözler uyanmadan yapılmalı. Kışları sert geçen bölgelerde ve illerde sonbaharda kesinlikle budama yapılmamalı. Sonbaharda budama yapıldığında sürgünlerimiz daha sonraki şiddetli soğuklardan zarar görecektir. Güllerde budamaya başlamadan önce belli başlı hususların bilinmesi gerekiyor. Bu hususları sizlere aktarmak istiyorum. 1. Budamadan önce mutlaka temiz ve keskin bir makasınızın olması gerekiyor. Makasınızı alkolle veya çamaşır suyuyla dezenfekte edebilirsiniz. 2. Güllerde kuru, yaşlı dalların uzaklaştırılması gerekiyor. 3. Gülün orta kısmına daha fazla hava ve ışık girmesi amacıyla ortadaki dalların budanması ve içe doğru büyüyen dalların mutlaka kesilmesi gerekiyor. Gülün ortasının daha fazla hava ve ışık alması için çanak şeklinde veya vazo şeklinde olması gerekiyor. Kesimlerin dışa bakan gözler üzerinden yapılması gerekiyor. Kesim gözün ters yönünde, gözün yarım santimetre üzerinden ve mutlaka 45 derecelik bir eğimle kesilmesi gerekiyor. Budama işlemleri bittikten sonra gerek bitki üzerinde, gerekse toprak üzerinde bulunan bitki artıklarının mutlaka uzaklaştırılması gerekiyor. Sevgili izleyiciler, güllerde sert budama, orta şiddette budama ve yumuşak budama olmak üzere 3 farklı budama şekli vardır. Sert budama, diğer adıyla kısa budama, yaşlı, fazla dal ve çiçek vermeyen güllerde uygulanır. Bu budama şeklinde güller, toprak seviyesinden 25-30 cm yükseklikte, bitki üzerinde 3-4 adet sürgün kalacak şekilde budanır. Yaşlı dalların ucunda 1-2 adet tek yıllık sürgün bırakılır ve bu sürgünler 2-4 göz üzerinden budanır. Orta şiddette budama, bahçe güllerinde daha fazla uygulanan bir budama şekli olup, bu yöntemde bitkiler toprak seviyesinden 50-60 cm yükseklikte ve bitki üzerinde 5-10 adet dal kalacak şekilde budanır. Sert budamada daha uzun ve daha az sayıda dallar ile daha büyük ancak daha az sayıda çiçekler elde edilir. Orta şiddette budamada ise daha fazla dal ve daha fazla çiçek ile daha kısa boylu dallar ve daha küçük çiçekler elde edilir. Yumuşak budama, diğer adıyla hafif budama ise genellikle 1 yaşındaki güllere uygulanır. Bu budama şeklinde tek yıllık sürgünler sürgün uzunluğunun 3'te 1'i oranında kesilir. Sevgili izleyiciler, şimdi de bahçemizdeki gülün nasıl budanacağını sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle bitkimizin orta kısmının daha fazla hava ve ışık alması amacıyla orta kısmı boşaltıp çanak ve vazo şeklini oluşturacağız. Kesimlerde kesinlikle tırnak bırakmıyoruz. Yaşlı dala bağlandığı yerden çatal bırakmadan kesim yapmamız gerekiyor. İçeriye büyüyen dallar, bakın bu dallarımız içeriye büyüyor. İçeriye büyüyen dalları birbiriyle rekabet eden, birbirinin üzerine geçen dalları mutlaka kesmemiz gerekiyor. Evet, içeri büyüyen dallarımız. Öncelikle bitkimizin ortasını açmamız gerekiyor. Birbiriyle rekabet eden, birbirine gölge yapabilecek bütün dalları, hastalıklı, kuru, zarar görmüş dalların mutlaka kesilmesi gerekiyor. Şu an orta kısmı açıyoruz. Bu amaçla
içe doğru büyüyen dalları tamamen kesmemiz gerekiyor. Evet, bakın sevgili izleyiciler, orta göbeğimizi açmış bulunuyoruz. Diğer bir hususumuz sevgili izleyiciler, ince dallarda, bakın şu ince bir dal, ince dallarda genellikle iki göz üzerinden budamayı tavsiye ediyoruz. Bu gibi kalın dallarda ise 3 ya da 4 göz üzerinden budamayı tavsiye ediyoruz. Az önce ne demiştik? Kesimlerin mutlaka dışa bakan göz üzerinden yapılması gerekiyor. Bakın buradaki gözümüzü görüyorsunuz. 1 ve 2. göz. Bunun kesimleri ne yapmamız gerekiyordu? Bakın gözün ters yönünde, yarım santimetre yukarısında ve eğik bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Kesimlerinizi sürgünlerin kalınlığına ve inceliğine göre 2 ile 4 göz üzerinden yapabilirsiniz. İnce sürgünlerde genellikle 2 göz, kalın sürgünlerde 3 veya 4 göz bırakabilirsiniz. Diğer dikkat etmemiz gereken bu husus, bakın geçen seneden kalma bir budama. Budamalarda dal üzerinde kesinlikle tırnak ve çatal bırakmamak gerekiyor. Bunları da kesmemiz gerekiyor. Evet, diğer türlü yine aynı şekilde, bakın şu dalımızla bu dalımız, iki dalımız aynı yönde. Bu dalımızın daha kalın, daha kaliteli olduğunu, bu dalın daha zayıf olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu dalımızı da yine dip kısımdan kesip uzaklaştırmamız gerekiyor. Aynı pozisyonda sevgili izleyiciler, bakın burada da iki dalım, bir dalımız var, iki dal çıktı. Bunlar yine aynı yönde olduğunu görüyorsunuz, bakın alt alta. Dolayısıyla burada da dışa bakan dalı bırakıp içe doğru büyüyen dalı keseceğiz. Yine tırnak bırakmadan bunu da kesmiş oluyoruz. Bu dalımızı da yine buradan, bakın bir göz, iki göz ve üç göz üzerinden şöyle eğik bir şekilde kesiyorum. Yine aynı şekilde bu dalımızda da dışarıdaki göz üzerinden kesiyoruz. İçeriye doğru büyüdüğünden dolayı bu dalımızı kesiyoruz. Şuradaki çatalı kesip, buradaki gözü yanlış kesilmiş, mecburen içe bakan, yana bakan göz üzerinden bunu kesmemiz gerekiyor. Diğer dallarımıza geldiğimiz zaman, bakın bu dalların ikisinin de aynı yönde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu dalı buradan kesiyoruz. Şurada dalımızın daha homojen bir yayılım sağlaması amacıyla şu dalımızı kesip bunu da 1, 2, 3. göz üzerinden kesiyoruz. Diğer bir işlemimiz bu dala geldiğimizde sevgili izleyiciler, ince dal, bunu da bu göz üzerinden kesiyorum. Şu içeri büyüyen dalı yine kesiyorum. Dışa büyüyen dalımız var. Bakın bu dalda çatal kısmı var. Bu dalı bıraktıktan sonra, kestikten sonra dalımızı şuradan ikinci göz üzerinden budamasını gerçekleştiriyoruz. Şu dala geldiğimiz zaman sevgili izleyiciler, bu kuru dalları öncelikle uzaklaştıracağız. Evet, burada da şu çatal yapan kısımdan şu tarafa olan dalı bırakıp çatal yapan dalı kesmemiz gerekiyor. Evet, son dalımıza sıra geldi. Bakın burada da dallarımız gayet birbirinde aralıklı devam ediyor. Bu dalın ileride şu dalı kapatmaması için şu çataldan bunu kesip, daha sonra da bu gözümüz, bu dalımız da ince olduğundan dolayı bunu da dışa bakan üçüncü göz üzerinden şu şekilde budamış oluyorum. Bir diğer husus sevgili izleyiciler, bakın burada dalımızın uç kısmının kuruduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde uç kısmı kuruyan dallarda budama işleminde mutlaka sağlıklı dokunun üzerinden kesmek gerekiyor. Onun için de bu dalımızı da bakın şuradan kesiyoruz. Ve kestiğimiz zaman dalın iç kısmının mutlaka özünün beyaz olması gerekiyor. Burada dalın sağlıklı olup olmadığını anlayabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, gülleri budadıktan sonra özellikle kalın dallarda budanan yerlere bakır sülfat sürmenizi öneriyoruz. Bakır sülfat, bakın mavi renkte, göztaşı, bildiğiniz göztaşı. Göztaşı toz halde biliyorsunuz. Bunu hafif suyla beraber sulayıp bulamaç haline getirip dalınızın kestiğiniz yere, bakın şu şekilde süngerle beraber yine aynı şekilde sürmenizi öneriyoruz. Bu kuruduğu zaman tamamen mavi renk alacağını göreceksiniz. Bakır sülfat budanan yerin geriye doğru kurumasını önlüyor.
Sevgili izleyiciler, kış budamasında budama artıklarından çelik yapabilirsiniz. Bu konuda biliyorsunuz daha önce video paylaşmıştım. Çeliklerinizi gül dallarını kestikten sonra bir gece suda bekletin. Daha sonra alttaki gözün 1,5-2 cm altından eğik kesin. 3 ya da 4 gözlü çelik yapabilirsiniz. Üstteki gözün de yarım santimetre üzerinden eğik bir kesim yaparak hormona bandırarak çeliklerinizi köklendirebilirsiniz. Sevgili izleyiciler, yeni dikilen güllerde budama nasıl yapılır? Şimdi de onu sizlere göstermek istiyorum. Gülü diktikten bir yıl sonra özellikle genç bitkilerde budamada kesinlikle derin budamayı tavsiye etmiyoruz. Yapmamız gereken tek şey sürgün uzunluğunun sadece uçtan itibaren 1/3'ünü kesip uzaklaştırmak. Yani bakın şurada gördüğünüz gibi sadece yüksekten budama yapıyoruz. Gözümüz burada. Bakın şurada. Kesinlikle derine inmiyoruz. Yine aynı şekilde sadece şuradan kesiyoruz. Ve bu bitkimizi de bakın şuradan şu göz üzerinden kesiyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi de size baston güllerin budanması hakkında bilgi vermek istiyorum. Baston güllerin budanması da aynı bahçe güllerinde, diğer bahçe güllerinde olduğu şekilde gözler uyanmadan budama yapmamız gerekiyor. Bitkinin orta kısmına hava ve ışık girmesini sağlamak amacıyla orta kısmındaki dallar ile içeriye doğru büyüyen dalları kesmemiz gerekiyor. Dalları keserken dışa bakan göz üzerinden kesmemiz gerekiyor. Yine gözün ters yönünde yarım santimetre yukarısından ve 45 derecelik açıyla eğik bir şekilde budama yapmamız gerekiyor. Buradaki baston gülün içerisinde çok fazla dal olduğunu görüyorsunuz. Öncelikle orta kısmı ve içeriye doğru büyüyen dalları tırnak bırakmadan uzaklaştırmamız gerekiyor. Ve keserken dallarda kesinlikle tırnak bırakmamamız gerekiyor. Evet, yine içeriye doğru büyüyen dal. Yine aynı şekilde içeriye doğru büyüyen dal. Evet, şu dalımızı da yine içeriye doğru büyüdüğünden dolayı yaşlı dalın evet, içeriye yönelen dalları alıyoruz. Evet, bakın sevgili izleyiciler. Şu tarafa geleyim. Burada da dalımız var. Evet, bakın şu an içerisini oldukça içeriye hem ortadaki dalları kestik hem de içeriye doğru büyüyen dalları kestik. Şimdi sevgili izleyiciler, şu dalı bakın görüyorsunuz. Şurada iki tane dal var. Bunlar aynı yöne doğru büyüyen dallar, birbirine rekabet oluşturacak dallar. Bu dallardan içeriye doğru büyüyeni kesiyoruz. Dışarıya doğru olanı bırakıyoruz. Yine şurada bakın yaşlı bir dal, kuru bir dal var. Bunu da çatal bırakmamak koşuluyla şu şekilde kesiyoruz. Yine aynı şekilde içeriye doğru yönelen bir dalımız var. Onu da buduyoruz. Şurada içeride yine İç içe geçmiş dalları görüyorsunuz. Bakın dallar hep iç içe geçmiş. Onun için bu iç içe geçen dalı buradan koparmış oluyorum. Evet, bakın burada dikkat etmemiz diğer bir husus sevgili izleyiciler. Bakın dalları ne diyoruz, hep dışa bakan göz üzerinden budama. Bakın gözümüz burada. Burada bakın birinci göz, ikinci göz içeriye doğru, üçüncü göz dışarıya doğru. Ne yapıyoruz? Gözün ters yönünde yarım santimetre yukarısında 45 derecelik bir açıyla kesim yapmış oluyoruz. Bütün kesimleri dışarı bakan göz üzerinden yapmamız gerekiyor. Sevgili izleyiciler, baston gülü budadık. Budama öncesinde görmüştünüz, içerisinde çok fazla dallar vardı. Hem içeriye doğru büyüyen dallar hem de ortadaki o çanak şeklini bozan dallar vardı. Onları çıkardık.
Dallarımızı birbirine rekabet eden aynı yönde olan dallardan zayıfları yine çıkardık. Dallarımızı dışa bakan göz üzerinden budadık. Ve sonuçta bakın baston gülümüz her yöne, hemen hemen her yöne doğru oluşan dal bıraktık. Burada başlangıçta zaten dal yoktu. Bakın şurada eskiden yanlış bir dal kesilmiş. Baston güllerde özellikle yuvarlak formlu baston gül elde etmek istiyorsanız bütün yönlere eşit açılarda dal bırakmaya çalışın. Budama seviyesini mümkün olduğunca aynı seviyede tutmaya çalıştık. Çünkü yuvarlak formlarda bu oldukça önemli. Diğer güllerde olduğu gibi baston güllerde de özellikle kalın dalları budadıktan sonra budanan yerlere mutlaka bakır sülfat yani göztaşı sürün. Sevgili izleyiciler, bütün gül türlerinin budanmasını bir videoda anlatmak çok uzun sürer. Onun için diğer gül türlerini anlatamıyoruz. Ancak bahçenizde bulunan sarmaşık, diğer bir ifadeyle sarılıcı ve tırmanıcı güllerin budanması hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Sarmaşık güllerde ana dalı kesinlikle budamıyoruz. Bitkinizde çok fazla çiçek almak istiyorsanız ana dala dokunmayacaksınız. Sadece bitkinin üzerindeki kuru dalları kesip uzaklaştıracaksınız. Budamalarda sadece ana daldan çıkan yan dallarda budama işlemi gerçekleştirin ve bu yan sürgünleri 3 ile 5 göz üzerinden budayın. Sevgili izleyiciler, güllerde hem kış budaması hem de yaz budaması var. Az önce size kış budamasını anlattım. Şimdi yaz budaması nasıl yapılır onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Yazın yapmanız gereken sadece şu. 1. Çiçek açmayan kör sürgün dediğimiz dalları budayın. 2. Çiçekleriniz açtıktan ve döküldükten sonra açan ve döken çiçeğin altındaki birinci ya da ikinci beş parçalı yaprak üzerinden çiçeklerinizi kesin ki alttan yeniden gülleriniz çiçek versin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı videonun altındaki yorum kısmına yazarak ya da sosyal medya hesaplarımdan bana ulaştırabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenerek paylaşmayı unutmayalım. Beni ayrıca Facebook Soner Kazaz ve Instagram Soner Kazaz isimli sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Yeni bir video yayınladığımda haberiniz olsun istiyorsanız abone olmayı ve küçük zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.